Rabbimizin düşüncesi de böyleydi. Sevgili seyirciler, bu 2011'in birinci gününden itibaren eski pasaportlarımız uzatılmayacak. Eski pasaportlarımızı uzatmaya gittiğimizde yeni kırmızı çipli pasaportlarla karşılaşacağız. Ama orada küçük de bir sıkıntı var. Oraya atamamamız gerekiyor. Muavin konsolos Sercan Evci beyefendi konuyla ilgili sizlere bilgi verdi. Haberimizi dinliyoruz. Yeni yıl ile birlikte birçoğumuz eski pasaportlarımıza mecburen veda edeceğiz. Çünkü konsoloslara yaptığımız başvurularda eski pasaportlara işlem yapılmayacak ve yenileri verilecek. Yeni çipli pasaportların verilmesi için ise bazı şartlar var. İşte bu önemli gelişmeyi Mavin Konsolos Sercan Evci, Gökkuşağı izleyicileri için özel olarak anlattı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO diye kısaltılan ICAO'nun Türkiye'de ICAO üyesi olarak bu ICAO yükümlülükleri çerçevesinde 1 Haziran 2010 itibariyle ülkemizde de elektronik pasaport uygulamasına geçildi. E-pasaport diye kısaltıyoruz ve elektronik pasaport uluslararası standartlarda çipli olan fotoğrafların taranarak konduğu bütün özellikleriyle bilgilerin elektronik ortamda pasaporta aktarıldığı ve pasaportun içindeki ufak bir elektronik çipe elektronik olarak bilgilerin yüklendiği bir pasaport türü. Ve 1 Haziran 2010 itibariyle e-pasaport uygulamasına başlandı. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi adı içinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımızın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde eski tip pasaport dediğimiz, şöyle göstereyim, hep bildiğimiz lacivert, umuma mahsus pasaport dediğimiz lacivert pasaportlarımızın da 24 Kasım 2015 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu çerçevede yeni tip elektronik pasaportlar ve eski tip lacivert pasaportlar diyelim 24 Kasım 2015'e kadar birlikte kullanılacak. Ancak yine bir yönetmelik çerçevesinde eski tip pasaportların temdit edilmesi, uzatılması, vatandaşlarımız arasında buna Türk vizesi de deniyor. Bu pasaportların uzatılması, temdit mefhumu yeni tip pasaportlarda tamamen kaldırıldı. Eski tip pasaportlar içinde evvelden alınmış pasaportlar için 31 Aralık 2010 tarihi son tarihi olarak belirlendi. Kısaltmak, basitleştirmek gerekirse lacivert pasaportlarımız, eski tip pasaportlarımız 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılacak ve 24 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde uzatılabilecek ve o tarihe kadar geçerli olacak. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle eski tip pasaportlarını uzatmak isteyen veya eski tip pasaport çıkartmak isteyen her vatandaşımızın elektronik pasaport başvurusu yapması gerekiyor. 1 Ocak itibariyle eski tip pasaportların uzatılması yapılmıyor. Eski tip pasaport tanzim edilmiyor. Herkesin elektronik pasaport başvurusunda bulunması gerekiyor. Elektronik pasaport başvurusu da biraz teknik bir işlem olduğu için bunlar önceden alınmış randevularla yapılıyor. Yine halkımız arasında, vatandaşlarımız arasında termin alalım diyorlar. Evet, vatandaşlarımızın önceden randevu alması gerekiyor. Randevu içinde telefonla alabilirler. Bu 0090 216 444 3020 nolu telefondan randevu alabilirler. Yahut internet kullanan vatandaşlarımız e-pasaport.gov.tr adresinden bunları alabilirler. Bunlara ilişkin duyurularımız Başkonsolosluğumuzun internet sitelerinde mevcut. Çünkü yaklaşık günde biz burada eski datalara bakarsak 80 ila 150, bu değişiyor belli zamanlara göre, 80 ila 150 pasaport temditi yapıyor idik bu eski tip pasaportlar için. Bu demek oluyor ki bu eğilim devam ederse 1 Ocak itibariyle günde 80, 90, 100 vatandaşımız uzatmak için gelecek. Eğer bu duyuruyu yeteri kadar yapamaz isek.
Ve geldiklerinde onları geri çevirmek durumunda kalabileceğiz. Çünkü bunların özel bir randevuyla bu e-pasaport başvurularını aldığımız için. Bu çerçevede bu duyuru faaliyetlerini bir kampanya şeklinde geniş kitlelere, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak istiyoruz. Ve 1 Ocak itibariyle buraya pasaport işlemleri için randevuyla gelmelerini rica ediyoruz. Randevuya gelirken de yanlarında nüfus cüzdanları, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanları, eski pasaportları, çekilmiş bir e-pasaport için uygun olan bir fotoğraf. Buna biyometrik fotoğraf deniyor teknik tabir olarak. Ancak bunu başkonsolosluğumuzdaki fotoğraf kabininde de çektirebilirler. Bu imkan da mevcut başkonsolosluğumuzda. Bu fotoğraflarla geliyorlar. Tabii vatandaşlarımız için yeni bir kavram da elektronik pasaportlarda parmak izi kaydediliyor. Bu elektronik pasaport olduğu için vatandaşlarımızın sağ ve sol işaret parmaklarını da özel bir makinayla tarıyoruz parmak izlerini. Onlar da pasaportlarının içine kaydediliyor. Bu çok ilginç tabii. Artık ben onu söylüyorum. Bu elektronik pasaport vatandaşımızın cebindeyken iki işaret parmağının izi de cebinde. Onu da birlikte taşımış oluyor. Ve belli bir form tanzim ediliyor. O formu bizzat imzalamaları gerekiyor vatandaşlarımızın. Çünkü imzalar da elektronik ortamda pasaportun içine aktarılmış oluyor.